Selamun aleyküm. Tüm sevgili dostlarım, abilerim, kardeşlerim. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Daha doğrusu kanalımıza ve videomuza. Evet arkadaşlar, geçen göstermiştim bu yaptığımız sandıklar. Biliyorsunuz ben bunlara biraz ne yaptım arkadaşlar? Yenileme yaptım. Yani şuraya bakabilir misiniz? Görüyor musunuz sevgili dostlarım? Yerden yüksek 1,5 santim falan bu şekil temizliği oluyor. Altına gazete kağıdı sereceğim. Çünkü geçen söyledim ya videoda, altlarına arkadaşlar kuşlar buraya direkt alüminyumla temas etmesin diye. Çünkü buz gibi zaten. Yazın tabi öyle olmaz, fakat en azından dışkı falan yaptıklarında ayakları falan leş gibi olmasın diye arkadaşlar bu sistemi yaptım. İki sandık da aynı. Şimdi yanlarına arkadaşlar suluk asmak için bakınız şöyle bir sistem yapacağım. Hem de tabii ki kuşun tüyü müyü arabanın içine düşmesin diye buraya da suluk takacağım arkadaşlar. Üstten girişi böyle. Yani bunlar salım sandıkları beyler. Bunları bitirdim. Sadece buraları birazdan delip buralara vidalayacağım. Bitmiş halinde gösteririm. Fakat ondan önce arkadaşlar biliyorsunuz bugün kaçıncı gün? 9. gün. Gene dün videodan sonra hava acayip bozdu. Şu anda mükemmel bir hava var gene. Gene sabah güneşimizi kümesimiz alıyor arkadaşlar. Bakalım kümeste neler değişti. Dün akşam canlı yayında söylemiştim. Ne demiştim? Bazıları yumurtlayacak. Bizim tahminlerimize göre ne dedik? 7 ila 10 gün arası yumurtluyorsa kümesiniz sağlıklı demektir diye arkadaşlar. Tabii ilk 7 gün içinde bir tanesi, 8. günü ikincisi. Öyle öyle ne yapmaya başladılar arkadaşlar? Yumurtlamaya başladılar. Şimdi elime yem kabımı aldım. Sevgili dostlarım, biliyorsunuz ben günde bir kere yemliyorum. Fakat şimdi sabah size video çekeyim. Hem de yuvalıklarda durumlar ne acaba diye. Biraz yemleyeceğiz. Bakınız kümes temizliği her zamanki gibi. Sen ne arıyorsun orada evlat? Ne arıyorsun orada? 74. Evet dostlar, elinde yemim var. Şöyle gelin bakayım. Gel. Dur sakin. Sakin. Dur. Evet arkadaşlar, biraz yem atacağım. Çünkü yuvalıklardaki durumu görmek için. Arkadaşlar bildiğiniz üzere tabii bunlar kapalı, daha bakınız var onlarda yumurta yok. Ne demiştik? Burası yumurtlamıştı. Şöyle göstereyim. Maşallah. Tabii bulanık göstermesin. Bu kaçtı, beyaz boncuktu. Yani 3 numaralı sandıktı. Ve 5 numara bir gün sonra ikinci yumurtlar dedim. Maşallah bakınız üzerine tarihlerini attık. 23'ünde ikinciyi yumurtladı beyler. Gelelim yumurtlayacak olan kuşlarımıza. Demiştim ya arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bakınız yuvadan çıkan acayip dışkı atıyor. Evet, 75 yumurtladı. Burada 44 bugün yumurtlayacak. Buraya bakalım. Ferhat Baba, Süleyman, bu da yumurtladı. Sadık Baba, senelik yumurtan geldi. Ve arkadaşlar bakınız, burada da 76 kızımızın yumurtalısı. Arkadaşlar lütfen maşallahınızı eksik etmeyin. Bakalım başka nerelerde var. Bakınız ben yem kutusunu bıraktım. Arkadaşlar buradan da Mehmet Şengöz. Bak bakayım kardeşim, maşallah 62 ve neydi, 77 yumurtladı. Burası bu akşam yumurtluyor beyler. Ve buraya gelelim, Alpay. Bunu ben yarın yumurtlar diyordum ama maşallah senin 91 hızlı çıktı, yumurtlattı. Maşallah subhanallah, görebiliyorsunuz mu? Evet arkadaşlar, hep çabamız neydi? Durun bakayım evlatlar, durun. Gel. Arkadaşlar yuvadan çıkan acayip dışkı yapıyor yalnız ha, biliyorsunuz. Gene neydi o? Turşu suyumuzu veriyoruz. Gel bakayım elime gel. Gene turşu suyumuzu devam ediyoruz arkadaşlar. Ben şurada baktım, yanlış girdi sandım da, pardon. Dostlar ne dedik? Sağlıklı bir güvercin 7 ile 10 gün arası yumurtlaması lazım diye. Aşağı yukarı 8-9. günde bu hale geldik. Yani bayağı yumurtamız oldu. Allah'ıma şükürler olsun. Bu akşam yumurtlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çiftimiz yumurtlamış beyler. İlk yumurtalarını. Tabii bunlar biraz
Biliyorsunuz heyecanlı. Bakınız onlara ben şöyle yapıyorum. Altı çok temiz. Şöyle bakınız biraz yem atacağım. Buraya da atacağım. Çünkü aşağı inmelerini istemiyorum. Ben birazdan gideceğim. İndiklerinde buraya yanlışlama çıkabiliyorlar beyler. Bakalım sevgili dostlar, önemli olan yumurtlamaları değil. Bu saatten sonra artık döv tutmaları, yani boş çıkmamaları. Bunun için çaba gösterdik. Yaptık bir şeyler arkadaşlar. Bakalım neler olur. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Ama ben elimden geldiğince arkadaşlar en iyi şekilde bu işi yapmaya çalışıyorum. Size de gösterdim zaten. Gel bakayım kızım. Gel gel gel. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel. Bu çift bu akşam yumurtlar beyler. Bakınız bunu yemleyeceğim. Ondan sonra kapatacağım. Çünkü istemiyorum ki karıştırıyor bazen bu Bülent senin şey katır. Dişisinin aynı ya. Yani onun kızı ya. Karıştırıyor bazen. Bakınız bu da yumurtlayacak. O yüzden böyle şöyle göstereyim beyler. Bakınız. Buna rahat yem yedirmeyecek aşağıda. Ben de bu şekil yemliyorum. Evet arkadaşlar. Şansımıza havalar iyi gidiyor, ılıman gidiyor. Dün Robi ile konuştum. Robi'den hafta sonu bir çift dişimiz gelecek. Yani bir çift derken iki tane dişimiz gelecek. O da dedi, Ergünay dedi, ben eşe attığımda hava biraz soğuktu. Kuşlar biraz zor yumurtladı falan dedi bana. Ben de dedim ben yeni attım. İşte 15'ini de attım. Yumurtlamaya başladılar. Zamanını ayarlamak güzel arkadaşlar. Çünkü çok soğuk havalarda hayvanların da iştahı olmuyor. Ben bunu hep anlatıyorum sizlere. Siz de böyle yaparsanız. Bu arada 91. Maşallah sübhanallah. Gel bakalım hadi gel. Gel gel deli. Dur bakalım bunu da biraz. Arkadaşlar çok hırçın bir kuş. Dipifeyn'in çünkü devamlı damızlık yerinde kaldığı için ne yapıyorum? Biraz yumuşatmaya uğraşıyorum beyler. Bakın erkek tabi. Bildiğimiz erkek 86. Burası da aynı arkadaşlar. Bu da bizim ETR'ın. Bakalım. Aha aha. Beyler. Bakınız. Bu ürkek hayvanı ne hale getirdik. Yemi nasıl yiyorlar beyler. Bu kızım maşallah genç olmasına rağmen ilk yumurtasını yaptı. Ama biliyorsunuz orada diğer yavru kümesinde zamanında yumurtlamıştı. Tabii biz onları yavru almamak için ne yapıyorduk? Atıyorduk arkadaşlar. Şu anda tabii ihtiyacımız olan yumurta. 44 inşallah yumurtlarsa. Bakınız nereye gitmiş arkadaşlar 44. Ben bunu kapatmam lazım. Çok tehlikeli arkadaşlar 44. Yanlışlama Allah muhafaza oraya girerse ilk yumurta 75'in kırabilir. Gel bakalım. Gel. Gel bakayım buraya. Gel. 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 Aferin. Gel. Gel. Neredesin 44? 44 neredesin? Gel bakayım. Hop 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 hop. Bak arkadaşlar. Nereye çıkıyorsun koçum? Nereye? Ben olmasam gitti. Evet 44 geldi. Bakın şöyle kapatacağım beyler. Gel bakayım. Çünkü bu akşam yumurtlayacak. Bir zarar gelmesini istemiyorum. Bu da bu akşam yumurtlayacak beyler. Gel. Şöyle kapatalım. Ondan sonra su içmeye çıkarırım beyler. Sen ne yapıyorsun kızım? Gel. Sen niye yanlış yere gidiyorsun? Gel bakayım. Aferin sana. 62. Maşallah arkadaşlar. İlk yumurta. Hadi bakayım kızım. Al. Artık tabii ne olacaktır? Erkekler biraz kovalamayı bırakacaktır. Burada Koray, seninki de bu akşam ikinci yumurta. Öğlen daha doğrusu ikinci yumurtlayacak. Durumlar böyle arkadaşlar. Yani birinci günden dokuzuncu güne geldiğimizde neler yaptığımızı veya nasıl olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Ben elimden geldiğince size yapıp anlatmaya çalışıyorum veya çekip anlatmaya çalışıyorum. Sizin de desteğiniz güzel oluyor. Beni de memnun ediyor arkadaşlar. Canlı yayınlarımızda her zaman burada kafanıza takılan sorular olursa sorabilirsiniz. Ben de cevaplamaya çalışırım dilimin döndüğünce. Konuklarımız ayrı bir şey katıyor, hava katıyor arkadaşlar şeye, canlı yayınlarımıza. Lütfen siz de dışarıdan izliyorsanız gelin aramıza katılın. Bizde muhabbet böyle ilerliyor. Yani biz sadece güvercin hakkında da konuşmuyoruz. Her türlü kimseyi de yargılamıyoruz zaten. Her türlü anlatmaya çalışıyoruz beyler. Dediğim gibi arkadaşlar bu maşallah güzel gidiyor. Ama önemli olan sonlarının güzel gitmesi. Yani yumurtaların dolu olup veya boş yumurta inşallah olmaz. Tabii ki yaşanıyor bunlar. Onların az çıkması beyler. Eğer buradan benim tahminime göre 12 çift var ya arkadaşlar. Ne var? Hepsi çıksa 24 yavru yapar. Eğer buradan 20 tane yavru alabilirsek zaten çok güzel olur.
İki tane dişi gelecek. Onu da arkadaşlar %50 Robi, %50 ben, ona vuracağız. Bir tanesini de ne yapacağız? İçerideki bizim ETR'a vuracağız. Onu da deneyeceğiz. Çünkü o gelen kuşları salmak yok arkadaşlar. Robi şu anda herhalde yumurtladılar onlar bir daha. Dedi ki hemen Ergünay kaldırmayalım yumurtadan. 2-3 gün bekleyecek. Ondan sonra yumurtalar satılacak veya başka yere gidecek. Dişiler de bana gelecek arkadaşlar. Böyle anlaştık Robi ile. Tabii bu hafta sonu olabilir. Bu çiftte Rüstem senin 27. O da bu akşam yumurtlayacak kardeşim veya yarın tam bilmiyorum ama diğerleri bu şekilde arkadaşlar. Yani burada nereden nereye geldiğimizi gördünüz. Nasıl çaba verdiğimizi, ne uğraşlar verdiğimizi. Hala mesela bu yumurtlayana kadar bunu salmayacağım. Arkadaşlar çok tehlikeli. Ben birazdan gideceğim dediğim gibi girip buraya. Veya tam ters olur. Arkadaşlar burayı kapatırım. Çünkü bu yumurtladı. Mesela şöyle yapabiliriz. Bakın beyler. Bakınız. Ondan sonra azıcık bir şey yemledim zaten. Burayı da kapatırım. Bakınız maşallah. İki tanesini yumurtladı benim kızım. Şimdi şöyle kapattıktan sonra bu sefer ne yapacağım beyler? 44 açacağım. Yani ona hiçbir giriş kapısı bırakmıyorum orada. Onun eski yeri orası. Bir de yanlışlama oraya atlıyordu. Ama şu anda düzeldi. Maşallah kendi yerine giriyor. Ta ki yumurtlayana kadar o çanağa. Öyle olacaktır. Tabii ki sonuna bakacağız beyler. Yumurtladıktan sonra bazen kuşlar eski yerini arayabiliyor. Bakın bakın maşallah. Maşallah. Evet beyler, maşallah alınmaz verilir. O yüzden maşallah yazın demiyorum ama tabii ki emeği sizler benden daha iyi görüyorsunuz. Çünkü ben tek başıma çekip anlatıyorum. Siz yüzlerce, ne bileyim binlerce kişi kim izliyorsa arkadaşlar izliyorsunuz. Ona göre de yani Sezer'in hakkını Sezer'e verin diye düşünüyorum. Bilmiyorum, eğer doğru buluyorsanız veya videolar ilginizi çekiyorsa. Ben gene bugünlük 12 dakika oldu herhalde. O kadar video yaptım. Durumlar böyle beyler. 9. günde maşallah yuvalıklar yumurta dolmaya başladı arkadaşlar. Tabii her gün yeni bir video, yeni bir heyecan. Buradan da Emre kardeşime, Emre Yaman. Peki geçen konuğumuz oldu. Beyefendi bir kardeşim. Konya'ya selam olsun. Ergünay abi yeni video, yeni heyecan. Güzel bir laf oldu dedi. Oradan aklıma takıldı. Emre'cim selam olsun sana da. Evet beyler, bugün de böyle olsun. Hava gene çok güzel. Tabii ki inşallah hepsinin yuvada yattığını gördüğümüz zaman daha güzel oluyor ve daha sakin oluyor ortalık beyler. Şunu da söyleyeyim, turşu suyu biraz birden verdiğiniz zaman içinde eğer bakteri falan varsa kuşlarınız biraz ishal gibi yapabilir. Hiç korkmayın. Hani çünkü zararlı şeyi, bakteriyi de öldürüyor veya vücutta solucan molucan varsa, bakın içiyorlar şu anda, onları da attırabiliyor. O zaman biraz böyle korkmayın sakın, devam edin yani. Tamam mı dostlarım? Ben bunları anlatmak istedim bugünkü videomda. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Elimden geldiğince de çekmeye, anlatmaya devam edeceğim. Bakınız şöyle son kez size veda ederken şöyle yapalım beyler. Evet arkadaşlar, ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergünay Sarı sözüyle videomu burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyordu Ergünay Sarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerine oynamasın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz dostlar.